Hoş geldin ben Mehmet Üzüm. Bu videoda dışarıda fotoğraf ya da video çeken arkadaşların işine yarayacağını düşündüğüm küçük tavsiyeler vereceğim. Intro gelsin. Şimdi şunu açıklayayım. Dün bir vlog çekmiştim. O vlogta böyle bir konu hakkında video çekmek aklıma geldi. Zaten söyleyeceğim ilk madde bu dünkü vlog'ta da söylediğim bir şey ve şunu da söyleyeyim bu söyleyeceğim şeyler tamamen benim kendi tecrübelerimden yola çıkarak hazırladığım şeyler olacak. Tabii ki %100 herkes tarafından bazı şeyler geçerli olmayacaktır ya da unuttuğum, atladığım şeyler elbette ki olabilir. Ben bu işin uzmanı da değilim fakat size kendi tecrübelerime aktarmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk maddemiz dışarıda fotoğraf çekerken makineniz ulaşılabilir bir yerde olsun. Bu ne demek? Bu şu Makineniz böyle çantanın en arkasında işte ulaşılamayacak bir gözde olmasın. Bunun yerine ya makineyi boynunuzda taşıyın işte ya da kompakt makineyse cebinize atın. Elinizde taşıyın işte bazı şeyler var askılar işte şu şekilde bele asabiliyorsun ya da daha farklı şeyler de var. Ya da bu bel çantaları var onlar daha mantıklı hani hemen çıkarabiliyorsun. Bu tarz çantalarda taşıyın. yani sırt çantasını o arka gözüne atmayın. Çünkü onu siz indirip makineyi çıkarana kadar hem fotoğrafta hem videoda o olay geçiyor. Fotoğrafta tamam hızlı olmanız gereken bir an oluyor. Videoda da insan üşeniyor. Yine kendi tecrübelerimden yola çıkarak hani şunu söyleyeyim. Dün video çekmiştim. İşte bir yere gidiyorsun ilk başta çantadaydı makine. Hadi diyorsun şu hava ışık zaten kötü şurada çekmeyeyim şurada çekeyim. Bakıyorsun bayağı vakit geçmiş ve video çekmemişsin. Tamam bu benim kendi bahanelerim de olabilir. Fakat ben bunun çoğu kişinin yaşadığını düşünüyorum. Bunun yerine makineyi ben elime alıp bütün gün elimde gezdim. Çok daha fazla görüntü yakaladım ve her şey benim için çok daha iyi geçti, gelişti. Fotoğraf için de aynı şey zaten geçerli. Çünkü çok daha hızlı olmanız gerekiyor. Bir an yakalamanız gerekiyor. Bunu zaten önceki videolarımda değindiğim için hani üzerine çok fazla değinmeyeceğim. Makineniz ulaşılabilir bir yerde olsun. Bu çok önemli. Diğer maddeye geçecek olursak, bunu aslında birkaç başlık altında toplayabiliriz. Hani böyle bir madde gibi söylüyorum ama bunlar aslında maddeler falan değil. Çünkü içerisinde zaten alt kategorilere ayrılıyor. Biri bambaşka bir şey. Olsun. Şimdi söyleyeceğim şey rahat olun. Dışarıda fotoğrafta da video çekerken de İnsanlarla siz kontak halindesiniz. İnsanların videolarını çekeceksiniz, insanların fotoğrafını çekeceksiniz. İşte onlarla konuşacaksınız. Sosyal bir durum var orada. Doğal olarak karşı tarafı rahat hissettirmenin en iyi yolu sizin de rahat olmanız. Siz ne kadar kasıntı olursanız, ne kadar gergin tavırlarla yaklaşırsanız karşı tarafta aynı tavırlarla yaklaşır ve hani o istediğiniz şeyi yakalayabileceğinizi çok fazla düşünmüyorum. Bunun dışında da ve hani size şöyle taktikler vereyim. İlk önce fotoğraf için konuşayım. İnsanlarla göz kontağı kurun. Karşı tarafın fotoğrafını çekerken ya da çektikten sonra gözlerinizi kaçırmayın. Gözlerin içine bakın. Yeri geldiğinde o insana gülümseyin. En güçlü silahınız bu olsun. Gülümsemek. Bütün o gergin ortamı yumuşatıyor. Adam senin hakkında bir fikir oluşturmadan önce siz ona gülümsediğiniz zaman tamam zaten bu olay çözülüyor. Bunu yapabilirsiniz ve şimdi bu konu dışarıda fotoğraf çekerken bazen izin almamanız gereken durumlar olabiliyor. Yani izin almadan fotoğraf çekiyorsunuz. Bazı işte ya da gizli fotoğraf olay. şimdi bu konu çok hassas bir konu. Gerçekten çok hassas bir konu. O yüzden hani bu konu şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi karşı tarafı rencide edecek, karşı tarafı ötekileştirecek, karşı tarafın özel hayatına müdahale edecek fotoğrafları çekip yayınlamayın. Zaten yasa olarak da bu tarz fotoğraflarda karşı taraf sizi suçlayabilir, karşı taraf size dava açabilir, haklıdır. Ben bu konularda hep şunu düşünüyorum. Yani kendinizi düşünün. Sizin nasıl fotoğrafınız olsaydı rahatsız olurdunuz? Bunu düşünün ya yani bir empati kurun. Ona göre fotoğrafı yayınlayın ya da yayınlamayın. Yani bu çünkü özel hayatın insanın habersizce fotoğrafını çekip başka başka yerlerde yayınlamak 1 2 3 like için bence çok hoş değil. Kişiyi zor duruma soktuğunuz durumlarda o yüzden bunu hani yapmayın. Zaten yasa olarak da bunu yapamazsınız. Bu konu hassas ve dediğim gibi hani derin bir konu. Çünkü hani ben de yanlış da yönlendirmek istemem kimseyi. Belki ilerleyen zamanlarda bunun hakkında çok daha detaylı bir bilgi paylaşabilirim sizinle. İşte atıyorum AVM'lerde neden fotoğraf çekilmiyor ya da belli başlı özel alanlarda neden fotoğraf çekilmiyor, kimlerin fotoğrafı nerede çekebilir, sokaktaki herkes nasıl olarak fotoğrafını çekebilir miyiz gibi sorular olabilir. Şimdi bunlara girersek video çok uzacak. Diğer konu video içinde insanlarla konuşacağınız için insanlarla rahat olun. Siz kendiniz olun. Onlarla ona göre konuşmaya çalışın. Ya yani ona göre konuşun. Ve dışarıda özellikle video çekerken herkes size bakacaktır. Çok yüksek ihtimal. Ben bunu dün de yaşadım. Buna bu olay birazcık tecrübeyle geçiyor. Yani ikisi de fotoğraf içinde. Siz ne kadar tecrübe edinirseniz bu konuyla alakalı o kadar hani rahatlarsınız. Olayın özeti bu. Ben ilk fotoğraf çektiğimdeki gerginliği şu an mesela yaşamıyorum ama bir süre sonra belki de hani tamamen artık rahatlayacağım. Hani bu olay tecrübeyle zamanla olacak bir şey. Ne kadar alışırsanız o kadar her şey gibi işte rahat oluyor. Bununla da hani değineyim dedim. Şimdi söyleyeceğim şey aslında bu başlık altında toparlanabilir rahat olmak konusu fakat biraz daha farklı. Dikkat çekmeyin. Şimdi bu dikkat çekmeyin de şöyle tamam. İşte karşı tarafı gülümsüyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz, her şey normal kişilerin özel haklarına, özel hayatına müdahale etmiyorsunuz. Fakat kıyafetinizi düşünelim. Eğer çok dikkat çeken bir kıyafet giyiyorsanız bu iş suya batar. Özellikle fotoğrafta. Ya da bu biraz sokak fotoğrafçılığı için de geçerli olabiliyor. Bence diğer dallar için de hani sokakta fotoğraf çekiyorsanız geçerlidir. Olabildiğince halka karışın. Olabildiğince o yüzden hani günlük kıyafetlerinizi giyin. Şöyle bir örnek vereyim. Atıyorum ki dışarıya çıktınız. İşte sap sarı bir kıyafet giydiniz. Orada fotoğraf çekmeye çalışıyorsunuz gizlice. Bu neredeyse imkansız. Tamam şunu yapabilirsiniz. Hani ben burada turistim. Ve her şeyin fotoğrafını çekiyorum işte. Dersen yer belki belki. Ama herkes size bakacaktır. Daha çok dikkat çekeceksiniz. O ortamın büyüsü birazcık kaçacaktır. Atıyorum oradaki örnek olsun. Esnafları çekiyorsunuz. Herkesi gibi tık 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 dikkat çeke çeke çektiniz. Bu sefer artık sonraki esnaf sizin geleceğinizi bildiği için o etrafı toparlamaya başlayacaktır. Demek istediğimi anladınız. Bu madde neden önemli? Bu madde çok önemli çünkü size böyle bir şey söyle, şöyle bir olay anlatayım. Bir tanıdığım bir mahalleye gitmiş ve mahalle birazcık sıkıntılı bir mahalle. Yani her türde insanın olduğu bir mahalle ve o mahallede arkadaşıma, şey arkadaşıma işte müdahalede bulunmuşlar, rahatsız etmişler. Böyle söyleyeyim çok daha ağırı olay. Yani elinde en son makinesi falan kalmamış yani olayın özetinde. Hani böyle durumlarda işte o dikkat çekmek olayı birazcık önemli olabiliyor. Bazen böyle yerlere girerken yanınızda tanıdık birinizin olması, birinin olması avantaj olabiliyor. Yani şu önemli, bazı durumlarda halkın içine karışmanız gerekiyor. O mahalle ise siz artık o mahalleden biri gibi olmalısınız. Bazı yerlerde de oradan olmadığınızı belli etmek bir avantaj olabiliyor. Bunlar duruma göre değişiyor. O yüzden dikkat çekmek konusu tamamen kılık kıyafet ile alakalı bir şey. Tabi davranışlarınızla da alakalı. Tabii ki aynı durum video için de geçerli. Bu da aklınızda bulunsun. Diğer maddemizde dışarıda fotoğraf ya da video çekerken sabırlı olun. Bu işin çok büyük bir kısmı sabır. Siz ne kadar sabırlı olursanız o kadar iyi fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir yer gördüğünüz işte arka plan şahane Tam istediğiniz gibi makineyi ayarladınız, çektiniz, gittiniz. Bunun bir anlamı yok. Fakat bu zaten biraz klişedir. Orada yeri geldiğinde çok uzun süre beklemeniz gerekiyor. Bekleyin. İşte hatta şey işte Ara Güler'in ya da başka fotoğrafçıların böyle 1-2 saat beklediği o doğru anı yakalamak için beklediği söyleniyor. Cümleyi kuramadım. Yani şöyle düşünün 2 saat siz orada doğru kişiyi doğru anı geçene kadar bekleyebilecek misiniz? İşte bu kadar sabırlı olmanız gerekiyor. Söyleyeceğim şey video için de geçerli. Hani röportaj yapıyorsunuzdur dışarıda atıyorum. Ya da işte video çekiyorsunuz. Yani fotoğraf şey video röportaj yapıyorsunuz. E bu durumda da atıyorum 5 kişiyle röportaj yaptınız. Yarım saatte geçti. Fakat ikinci saatte ya da işte 35. dakikada oraya bir adam geliyor ve o adam bütün röportajlardaki o 5 kişiden daha zengin bir adam. Daha karakteri işte tam televizyona uygundur anlattığı hikaye uygundur fakat sen o adamı kaçırdın. Sabırsız olduğun için o adamı kaçırıyorsun. O yüzden hani bu konuda çok önemli. Olabildiğince sabırlı olun. Fotoğraf içinde, video içinde. Bu oldukça önemli. Son olarak da videoda, fotoğrafta ışık işi ışığı takip edin. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Size kendimce küçük tavsiyeler vermeye çalıştım. Eğer işinize yaradığını düşünüyorsanız beğenerek destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.